Merhabalar, bugün laz böreği yapıyoruz. Önce muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 litre sütü pişirme tenceresine koydum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 miktar karabiber, 1 miktar tuz ilave edip karıştırarak muhallebi kıvamı alana dek pişiriyoruz. Muhallebimiz koyulaştı, 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika geçtikten sonra üzerine 2 yumurta sarısı ekleyip 15 dakika mikserle çırpıyoruz. Muhallebimiz hazır. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuz için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz. Ekledikten sonra hepsini bir karıştırma kabında iyice çırpıyoruz. Karışım üzerine bir miktar un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ettikten sonra kulak memesi kıvamında bir hamur olacak şekilde yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Kapağını kapatarak ya da üstüne bir bez örterek 15 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz açılmaya hazır. Açmaya başlamadan önce 250 gram tereyağımızı eritiyoruz. Hamurumuzu 24 adet beze yapacak şekilde parçalara ayırıyoruz. 24 eşit parçaya böldük. Elimiz una batırarak hepsini yuvarlayıp beze haline getiriyoruz. Her birini üstüne nişasta serperek tabak büyüklüğünde açıyoruz. Tabak büyüklüğünü açtım. 6 adet hamuru aralarına nişasta serperek üst üste koyuyorum. Hamurlarımızı 4 adet altılık şeklinde açtık, hazırladık. Şimdi tepsi boyutumuzda açmaya başlıyoruz. Üzerine nişasta serpiyoruz. Şu şekilde içten dışa doğru merdane yardımıyla genişletiyoruz. Bundan sonrasında ben oklava kullandım. İsterseniz siz merdane ile devam edebilirsiniz. Hamurumuzu açtık. Şimdi yağlanmış tepsimizi yerleştiriyoruz. Ben 36 santimlik bir fırın tepsisi kullandım. Bu şekilde birinci altılığımızı yerleştiriyoruz. Birinci altılığımızın üzerine tereyağı sürüyoruz. İkinci altılık yufkamızı da aynı şekilde açıyoruz. İkinci altılık yufkamızı tepsimizden biraz büyük açıyoruz. Üzerine muhallebimizi dökeceğiz. İkinci altılık yufkamızı da tepsimize yerleştiriyoruz. Şu kenarları dışa doğru çekiyoruz. Muhallebimizi dökeceğimiz için keserken zor olmasın diye. İkinci altılık yufkamızın üzerine muhallebimizi döküyoruz. Bir kaşık yardımıyla dağıtıyoruz. Kenarlardaki yufkaları üzerine kapatıyoruz. Şimdi üçüncü altılık yufkamızı açmaya başlıyoruz. Üçüncü altılığımızı açtık. Şimdi muhallebili yufkamızın üzerine yerleştiriyoruz. Üzerine tereyağı sürüyoruz. Şimdi dördüncü altılığımızı açıyoruz. Bu yufkamızı da tepsimize yerleştiriyoruz. Böreğimizi keskin bir bıçakla geniş kareler halinde dilimliyoruz. Üzerine tavada kalan tereyağımızı gezdiriyoruz. Tereyağımızı üzerine dökmeden önce kızdırıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz pişti. Soğuması için bekletiyoruz. Soğuyan böreğimizi tepsiden çıkartıp bir servis tabağına alıyoruz. Bu şekilde.
İsterseniz üzerine pudra şekeri serpip servise hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.